Ve Süper Lig transfer döneminde ikinci bir Gedson Fernandes vakası yaşandı. Bu yaz sezonunda ezeli rakipler taraftarlarını şaşırtan transferler gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin aylardır uğraş verdiği Zaha Galatasaray'a, Galatasaray'ın rüya transfer, Süper Lig'in üstünde isim olarak takımlarında görmek için hayal kurduğu Fred Fenerbahçe'ye, üstüne Beşiktaş'ın adına editler hazırladığı Tadic Fenerbahçe'ye, şimdi de Okan Buruk'un çok istediği, basın toplantılarında adını zikrettiği Milot Rašiša ise Beşiktaş'ta. Siyah beyazlı camia Rašiša'yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Bakalım Şenol Güneş için Rašiša ikinci Jeremy Lens vakası olacak mı? Bu arada Fenerbahçe'nin sezon başında Galatasaray'a transfer nasıl yapılır dersi verip çubuklu formayı giydirdiği Sebastian Szymański gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi. Szymański süre verildiği karşılaşmalarda hem oyun olarak hem de skor katkısı vererek durdurulamaz özelliklerini orta alanda göstermeye başladı. Maribor'a karşı sonradan oyuna girip iki asist birden yaparak oyunun kilidini açıp maça damga vuran yeni transferlerden Szymański Süper Lig macerasına da hızlı başladı. Szymański bu kez de Edin Dzeko'nun ikinci golünde ise ince pası müthiş asistini yaptı. Dzeko'nun topu kontrolü mü? O kadar kalabalığın arasında topu Dzeko ile buluşturan Szymański'nin pası mı? Bu golle taraftarlar hangisinin iyi olduğuna karar veremedi. Polonyalı 10 numaranın an itibariyle 1 gol ve 3 asisti bulunuyor. Umarız sezon boyunca bunu fazlasıyla yapar.